Postobi'yi bir cümlede tanıtmak gerekirse, kullanıcıların herhangi bir tasarım çabasına girmeden çok kolay bir şekilde profesyonel, göz alıcı içerikler oluşturmasını sağlayan bir platform. 16 farklı yapay zeka özelliğimiz var. Kullanıcılar istedikleri sosyal medya görsellerini, sosyal medya içeriklerini oluşturabiliyorlar. Eğer isterlerse hazır tasarımlarımızdan yararlanabiliyorlar. Metin yazarımızla birlikte bir metin yazarı ihtiyacı varsa tamamını karşılayabiliyorlar. Postobi'de şu anda 40 binin üzerinde hazır taslak bulunuyor. Bununla birlikte 2 milyondan fazla kullanılabilir nesne ve 5 milyondan fazla arka plan görseli bulunuyor. Ben Şafak Tozar, 1994 Sivas doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lisede İstanbul'daydım. İlkokuldayken bilgisayarla sürekli haşır neşirdim. O dönemlerde Photoshop gibi uygulamaları kullanarak tamamen eğlence amaçlı aslında. Arkadaşlarımın yüzüne makyaj yaparak kendimi eğlendiriyordum. 10-12 yaşındayken HTML, CSS gibi uygulama dillerini öğrenmeye merak saldım. Kendi kendime bunları öğrendim ve yine ilkokuldayken o dönemlerde İstanbul'da bir web tasarım yarışması vardı. Oraya katıldım. Orada İstanbul'da 5. oldu. O zamandan sonra girişimcilik serüvenim başladı. Sakarya Üniversitesi'nde de hiç boş durmadım. Henüz 1. sınıftayken o zamanlar yine tıpkı Facebook'a benzer bir şekilde içerisinde neredeyse bütün öğrencilerin bulunabileceği, tartışma meydanı olan, kullanıcıların kendileriyle bir şeyler paylaşabileceği Sao Sosyal isminde bir proje kurmuştum. Çok güzel gitti. 4000'e yakın kullanıcıya erişti. Bununla birlikte o dönem üniversiteden destek de alabildik. Ve ilk geliri de aslında bu proje üzerinde alabildik. 1000 dolarlık bir gelir elde ettik. Bu gelir aslında yine tamamen sunucu masraflarına gitti diyebilirim. Bize bir şey kalmadı ama güzel bir gelir oldu. Bizim için güzel bir motivasyon kaynağıydı. İlk işimi kurduğumda 16-17 yaşlarındaydım. Üniversite 3. sınıftayken daha profesyonel gelir elde edebilmek amacıyla o zaman kendi şahıs firmamı kurdum. Ve yatkın olduğum alanın tasarım olduğunu fark ederek tasarım özelinde bir işler yapmaya başladım. İşte müşterilerimizin grafik tasarım, web tasarım, sosyal medya gibi alanlarındaki hizmetlerini karşılayıp gelir elde etmeye başladım. Biz bu ajansta çalışmalara devam ederken tabii sosyal medya ile alakalı işleri de yoğun bir şekilde yapıyorduk. Gördük ki özellikle küçük işletmeler özel günler öncesinde çok yoğun bir strese düşüyorlar. Örneğin 30 Ağustos'ta ya da 29 Ekim'de ya da bir Ramazan Kurban Bayramı hemen öncesinde kullanıcılar bir şey paylaşma ihtiyacı hissediyorlar. Ama eğer çalıştıkları bir ajans ya da tasarımcı yoksa bu içeriği bulma noktasında çok zorlanıyorlar. Bizde de bu tarz ihtiyaçlar çok fazla olunca biz de dedik ki madem böyle bir ihtiyaç var, bunu otomatikleştiren bir sistem geliştirelim ve aslında böylelikle Postobi'nin ilk adımlarını atmış olduk. Postobi'yi kurmaya karar verdiğimizde 25 yaşındaydık. 2019 yılında Postobi'nin ilk adımlarını attık. Sadece şu anki ortağım Kadir ve ben vardık. Aslında bir sermayemiz yoktu. Sıfırdan başlamamız gerekiyordu. Öncesinde zaten aktif olan ajansımızdan elde ettiğimiz bütün gelirleri Postobi şirketi için harcamaya başladık. Yani aslında hiç paramız yokken yemek için, kendi gündelik hayatımızı idame ettirmek için harcamamız gereken tutarları Postobi'deki reklam ücretleri olarak harcamaya başladık. Postobi kurarken de çok fazla zorluklarla karşılaştım. Açıkçası böyle başımı iki elimin arasına alıp ya ben ne yapacağım şimdi bu iş buradan nasıl devam edecek şeklinde kendi kendime söylendiğim ya da ekipçe söylendiğimiz zamanlarımız çok oldu. Çünkü girişimciliği bir roller coaster'a benzetiyorum. Yani bir gün en zirvedesiniz, ertesi gün bir bakıyorsunuz en dibe düşmüşsünüz. Ama zaten girişimcilik de bu yolu düzlüğe sokmak ve düzlüğe sokarken de sabretmekten geçiyor. Girişimciliğin en dip noktası parasının bittiği an. Dolayısıyla paranız bittiyse zaten en dipte hissediyorsunuz kendinizi. Biz de sermaye tükenmişti. Ajansımızda da küçülmeye gitmiştik. Bu gibi olumsuz durumlar vardı. Tam da bu noktada Aleste Yatırım'dan İbrahim Özer Bey'le tanıştık. Fikrimizi dinledi, bizi anladı, fikrimize güvendi ve bize yatırım yapma kararı aldı. Bu tabii bizim için çok yüksek bir motivasyondu. Yani çünkü işimizin devam edebileceği anlamına geliyordu. Aksi takdirde işletmemizi kapatmamız gerekecekti ama o yönden kurtulduk ve tohum öncesi yatırımımızı 2022 Kasım ayında İbrahim Özer, Aliste Yatırım ve 3 Melek Yatırımcı ile birlikte tamamlamış olduk. 400 bin dolar değerleme üzerinden 50 bin dolarlık bir yatırım almıştık. Postobi'yi kullanmak gerçekten çok kolay. Tek yapmanız gereken aslında bir hesap oluşturmak.
Bizim aylık ve yıllık abonelik paketlerimiz var. Kullanıcılarımız eğer daha ileri seviye kullanmak istiyorlarsa bu aylık ya da yıllık paketleri alıp Postubi kullanmaya devam edebiliyorlar. Aylık ücretlerimiz 149 TL'den başlıyor ve 549 TL'ye kadar devam edebiliyor. Bununla birlikte B2B tarafında da hizmet vermeye başladık. B2B firmalar için de ayrı fiyat teklifleriyle devam edebiliyoruz. Şu anda üyelerimizin %76'sını kurumsal ölçekteki işletmeler oluşturuyor. Geri kalan kısmında ise bireysel kullanıcılar yoğun bir şekilde bizim içeriklerimizden yararlanabiliyorlar. Postubi'yi bir cümlede tanıtmak gerekirse, kullanıcıların herhangi bir tasarım çabasına girmeden çok kolay bir şekilde profesyonel, göz alıcı içerikler oluşturmasını sağlayan bir platform. Bunu yapay zeka ile destekliyoruz. Tam 16 farklı yapay zeka özelliğimiz var. Bu yapay zeka özellikleriyle birlikte kullanıcılar istedikleri sosyal medya görsellerini, sosyal medya içeriklerini oluşturabiliyorlar. Eğer isterlerse hazır tasarımlarımızdan yararlanabiliyorlar. Metin yazarımızla birlikte bir metin yazarı ihtiyacı varsa tamamını karşılayabiliyorlar. Ya da bir e-ticaret sahibi olduğunuzu düşünelim. Neye ihtiyacınız olur? Ürününüz için profesyonel fotoğraf çekimlerine. Postubi'de bunu da karşılayabiliyorsunuz. Basit bir ortamda telefonunuzla ürününüzün fotoğrafını çekip bunu Postubi'ye atıp tamamen yapay zeka ile gerçekten müthiş bir ürün görseline dönüştürebiliyorsunuz. Yine bununla birlikte ürününüz için AI ürün açıklama oluşturucu özelliğimizi kullanabilirsiniz. Bu özellikle birlikte örneğin Trendyol, Hepsiburo'da, Amazon gibi platformlarda hani şu boyutta uzun açıklama yazıları olur ya, Postubi ile birlikte bu açıklama yazılarını hazırlayabilirsiniz. Yakın zamanda 29 Ekim var. Cumhuriyet Bayramı ülkemiz için oldukça önemli bir gün. Kullanıcı 29 Ekim için bir içerik ihtiyacı varsa 29 Ekim kategorisinde gelmesi yeterli oluyor. Onun yüzlerce tasarım karşılayacak. Üstelik bu tasarımların hem post hem story hem de diğer farklı formatlarıyla birlikte kullanıcının karşısına sunmuş oluyoruz. Kullanıcının tek yapması gereken şey istediği içeriğe karar vermek. İsterse bir tasarım olabilir, isterse bir Reels videosu olabilir, isterse bir story videosu hiç fark etmez. Tek bir tıklamayla bu içeriği Postubi'den edinebiliyor. Üstelik bu içerik kurumsal kimliğine de uygun bir şekilde kullanıcının karşısına çıkıyor. Logosu otomatik olarak ekleniyor, isterse renklerini ayarlayabiliyor. Bu gibi özelleştirmelerle içeriği tamamen kendisine özel bir hale getirebiliyor. Kullanıcılarımızın en beğendiği özelliklerden bir tanesi de telif haklarından bağımsız seslendirme ve görsel içeren videoların içeride olması. Kullanıcılar bu videoları kendi istekleri doğrultusunda özelleştirip hemen indirip kullanabiliyorlar. Bir kullanıcı Postubi'ye girdiğinde aslında çok fazla kafası karışmadan aradığı içeriğe kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Herhangi bir sektörden olmanız fark etmez. Neredeyse tüm sektörler için Postubi'de içerik bulabilirsiniz. Bununla birlikte yine tüm özel günlerle alakalı içerikler bulabilirsiniz. Eğer bir içeriği arıyorsanız ve bulamıyorsanız da bu sefer yardımınıza yapay zeka koşuyor. AI tasarım sihirbazı, AI metin oluşturucu, AI ürün çekimi gibi özelliklerle ihtiyaç duyduğunuz içeriği yine saniyeler içerisinde oluşturabilirsiniz. Postubi'de şu anda 40.000'in üzerinde hazır taslak bulunuyor. Bununla birlikte 2 milyondan fazla kullanılabilir nesne ve 5 milyondan fazla arka plan görseli bulunuyor. Postubi bir sene içerisinde 42 bin kullanıcıya ulaştı. Yakın zamanda yapmış olduğumuz global testler neticesinde yaklaşık 3 bin de global kullanıcıya erişebilmiş olduk. Bizim 2025 hedefimiz Postubi'nin 1 milyon kullanıcıya ulaşabilmesi. En büyük hedeflerimizden biri olan Postubi'nin global ölçekte kullanılabilmesi için bugün Postubi'yi tam 7 farklı dilde hizmet verebilir bir hale getirdik ve global ölçekte 96 ülkeden ödeme alabilen bir altyapıyı kurduk. Bizim hedeflemiş olduğumuz kitle yani KOBİ ölçeğindeki işletmeler bizdeki hedef kitlenin %76'sını oluşturuyor. Bu bizim için oldukça mutluluk verici bir şey çünkü zaten hedeflemiş olduğumuz kitle buydu. Bununla birlikte reklam ajansları, tasarım ajansları ya da freelancerlar Postubi'yi yoğun bir şekilde kullanıyorlar ve biz de bu ihtiyacı karşılama yönelik özelliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Postubi'nin bir diğer özelliği de aslında ülke gündemini yakından takip etmesi. Ülkede önemli bir gündem varsa ve bu herkesi ilgilendiriyorsa bir kere kullanıcılar bu gündemle alakalı hazır tasarımlar bulabiliyorlar. Bu hazır taslakları hemen indirip sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler. O anki gündeme ilişkin hemen bizim tasarımcılarımız işe koyuluyor ve gündemle alakalı tasarımları anında kullanıcılarla buluşturuyorlar. Bugün Postubi'yi kullanmak isteyen kullanıcılar yine dediğim gibi çok hızlı bir şekilde üye olabilirler ve ücretsiz sürümden yararlanabilirler. Bu ücretsiz sürüm içerisinde biz kullanıcılarımıza hediye kredi tanımlıyoruz ve bu krediler tüketilene kadar kullanıcılarımız Postubi'yi kullanabiliyorlar. İçerikleri indirebiliyorlar, herhangi bir sınır olmadan Postubi'yi kullanabilirler. Bizim en büyük hedefimiz sosyal medya içerik yönetimini, aslında sosyal medya yönetimini tamamen otonom bir hale getirebilmek. Bugün bizim gördüğümüz en büyük problem
Özellikle küçük işletmelerin sosyal medyaya tam olarak adapte olamamaları. Çünkü işletme sosyal medyada başlayabilmek için bir şeyler yapıyor, adım atıyor ama bunun sonrası gelmiyor. Çünkü sosyal medya tasarım bilgisi gerektiren, reklam yönetim bilgisi gerektiren, içerik yönetim ve sabır gerektiren önemli bir iş. Dolayısıyla işletme sahibi bir yandan işini geliştirmesi gerekirken diğer yandan da bu gibi işlere çok fazla zaman ayıramıyor. İşte biz buradaki boşluğu doldurmak için Postube'yi kurduk zaten. Dolayısıyla en büyük hedefimiz sosyal medya yönetimini A'dan Z'ye otonom bir hale getirebilmek. Postube henüz bir yaşını doldurmadı. Buna rağmen geçtiğimiz ay Fast Company dergisinin en iyi 100 startup arasında 60. startup olarak listeye giriş yaptık. Bu bizim için güzel bir motivasyon kaynağı oldu. Bununla birlikte yine geçtiğimiz sene binlerce girişimcinin katıldığı, çok yoğun elemelerin olduğu İTÜ Çekirdek Big Bang'te Top 20 girişiminden birisiydik. Evet, Postube bugün büyüyor, büyümeye devam ediyor. Ama bizim hayal ettiğimiz nokta çok daha başka. Biz yakın gelecekte Postube'yi global ölçekteki neredeyse tüm küçük işletmelerin kullandığı sosyal medya içerik yönetiminin otonom hale getirilebildiği bir platform olarak hayal ediyoruz. Girişimciliğin bana kattığı en olumsuz şey gözaltındaki morluklar olabilir. Aslında gözaltındaki morlukların sebebi de tahmin edebileceğiniz gibi çok yoğun çalışma saatleri olabiliyor. Aslında düzensiz çalışma saatleri de diyebiliriz buna. Çünkü çok farklı saatler için online ya da çevrimiçi olmamız gerekebiliyor. Girişimcilik gerçekten zor bir şey. Zor olduğu kadar da zevkli ve heyecanlı bir şey. Neticede bir şey başarmış oluyorsunuz ve bu başarının verdiği haz diğer farklı meslek gruplarından bence daha güzel ve daha yoğun bir haz. Bu yüzden girişimciliği tercih ettim. Bu yüzden girişimciliğe devam ediyorum ve devam edeceğim. Hiçbir zaman bir kurumsal firmada çalışsaydım hissine kapılmadım. Aksine en başarısız olduğum durumlarda bu başarısızlığın sebebini kendimde arayarak nasıl düzeltebilirim şeklinde kendi kendimi sorguladım. İyi ki girişimci olmuşum her zaman diyorum.